Kıyametin anlamı çoğunluk yanılıyor olabilir mi? Kıyametin anlamı çoğunluk. Kıyamet yatmak mıdır, kalkmak mıdır dostlar? Siz tabii Kur'an talebesisiniz. Bu soruyu burada sorunca doğru cevabı alırsınız. Hadi caddeye çıkın. Camilere gidin, imamlara sorun. İmamlara atlayın, müftülere sorun. Vaizlere sorun. İlahiyatlara gidin. Talebeye sorun, ilahiyatta bir sınıfa girin. Kıyamet yatmak mıdır, kalkmak mıdır? Ölmek midir, dirilmek midir diye sorun. Çok garip. Tam tersi bir cevap alacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Onları bırakın, hocalarına sorun. Evet, niye böyle? Din uydurmanın ABC'si, kavramları boz, karıştır. Evet. Kavramlar, yani Cemil Meriç'e rahmet olsun, kamus namustur. Dinin namusu da kamusudur, lügatıdır, sözlüğüdür. Dinin sözlüğünü bozduğunuz zaman namusunu bozmuş olursunuz. Çünkü artık o dinin sahibinin kastettiği şeyi siz anlamaz olursunuz bozulduğu zaman kavram. İşte bu da o kavramlardan biri. Tam mı tersi olur birader? Tam tersi. Kıyamet, es-saat karşıt kavramlar. Kur'an'da böyle geçer. Bizim kıyamet diye dediğimiz anlamı es-sa'ah olarak kullanır Kur'an. Saat. Biz saat diyoruz ya. Es-sa'ah, son saat demek. Son saat. Dolayısıyla kıyamet anlamını verdiğimiz Kur'an'daki kavram es-sa'ah ve kıyametin tam zıttı, tam karşıtı. Kıyamet ne? Kalkış. Kıyam ya, belli zaten kıyam. Namazda kıyam var değil mi? Yani namazdaki kıyamı siz yatsanız olmaz değil mi? Niye kıyamete böyle efendim yatış, yıkılış, ölüş anlamı veriyorsunuz? Evet. Şimdi nasıl düzelteceğiz bunu? Adam düzeltirken yoruluyor ya. Düzeltmeyi konuşurken yoruluyor. Nasıl düzeleceğini Allah aşkına? Bu kadar yanlış yapılmış, yüzyıllardır bu yanlışla devam etmişse nasıl düzelteceğiz? Gerçekten işim çok zor. Allah bana acısın.